Vav Televizyon'dan herkese merhaba. İslam bilim tarihinin geçmişten günümüze gelişim seyrini konuştuğumuz Ufuk Çizgisi programımızın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. İnsanlık kadim dönemlerden itibaren hayatta kalmak için sıkı bir mücadeleye girişti. Bu mücadele elbette yalnızca doğaya karşı olmadı. Barınabilmek, beslenebilmek, düşmanlarına karşı korunabilmek için bir takım çeşitli aletler geliştirmek durumunda kaldılar. İlk savaş aleti sayılan mızrağın keşfiyle başlayan savaş teknolojileri günümüzde lazerli silah teknolojilerine kadar ulaştı. İşte biz bugünkü programımızda insanlığın ortaya koyduğu savaş teknolojilerini konuşacağız. Savaş teknolojilerinin tarihine değineceğiz. Her zaman olduğu gibi Sayın Profesör Doktor Mustafa Kaçar Hoca bizlere eşlik edecek. Ve bugün çok kıymetli bir konuğum daha var. Bu alanda çalışmaları olan Sayın Yaver Çerçi de bugün bizlerle olacak. Mustafa Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. Yaver Bey siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Programımıza hoş geldiniz. Hoş davetimizi kırmadığınız için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Evet. Bugün savaş teknolojilerini konuşacağız dedik. Tarih boyunca aslında savaşların sonucu teknolojiye bağlı olarak veya kullanılan o silahların teknolojisine bağlı olarak değişti. Ve bu değişen teknoloji de devletlere belli alanda statüler kazansa da şu bir gerçek ki insanlığın yıkımına da yol açtığını söyleyebiliriz. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda ve İkinci Dünya Savaşı'nda biz bunun sonuçlarını gördük. Fakat ilkel insanlara baktığımızda biz bu amaçla mı bu aletleri geliştirdiler? Orası biraz daha muamma. Çünkü ilkel insanların biraz daha doğaya karşı mücadele için biz savaş teknolojilerini geliştirdiğini biliyoruz. Ben öncelikle bütün programlarımızda yaptığımız gibi konumuzun tam en başından itibaren başlamak istiyorum. En ilkel dönemlerden itibaren. İlk başta mızrağın keşfi karşımıza çıkıyor. Sonrasında gelen çeşitli savaş aletleri de var. Fakat öncelikle Mustafa Hocam, insanlık savaş teknolojilerini ne zaman ve ne şekilde, hangi amaçlarla oluşturdular? Evet. Sizlerle başlayalım. Evet, bugün oldukça ilgi çekici bir konuyla başladık. Güncel bir konu. Hala şu anda içinde çok yakında yaşadığımız bir konu ama bunun geçmişi dediğiniz gibi ilk çağlara kadar geçmektedir, gitmektedir. Hı hı. Tabii insanlar öncelikle av için silah geliştirdiler. Bu silahlara baktığımızda aslında doğayla mücadele, sizin de belirttiğiniz gibi doğayla mücadele esaslıydı. Uzuvlarımızın uzantısı gibi geliştirildi bu silahlar. Evet. Eğer ben fazla yaklaşamıyorsam, çünkü karşımda bir yırtıcı bir hayvan varsa fazla yaklaşamıyorsam elimi uzatıyorum. Onun ilavesi olarak da bir işte mızrak, bir balta veyahut da bir hançerle bu işi halletmeye çalışıyorum. Avcı ve toplayıcı toplumlar, topluluklar savaşmadı diyemeyiz. Çünkü orada da yine nüfus çoğaldıkça alan, av alanı paylaşımı söz konusu olacaktır. Ve daha milattan önce binler, on binlerde baktığımızda toplayıcı ve avcı toplumlarda dahi mücadelelerin savaşlar, olduğunu görüyoruz. Savaşlar o dönemlerden itibaren yaşanıyor. Evet, aynen öyle. Sadece doğayla mücadele mesela, için evet, değil o zaman. Sadece onun için değil. Mesela işte zannediyorum 8000'lerde Cezayir'de böyle bir mağara resmi var. İki kabile karşı karşıya birbirleriyle savaşıyorlar. Enteresan. Fakat Neolitik çağa geldiğinde. Ha bu arada silahlar keskin tarafları genellikle taş ve çakmak taşı burada özellikle kullanılıyor. Çok keskin ve keskinliği öldürücü. Yani da. Fakat Neolitik çağa geldiğimizde yani artık yavaş yavaş metale müracaat ettiğimizde burada karşımıza daha konvansiyonel silahlar çıkmaya başlıyor ve insanlar bu silahları geliştiriyorlar. Mızraklar hakkında öncelikle neler söylemek istersiniz? Mızraklar, burada çeşitlerini görüyoruz çeşitlerini mesela. Görüyoruz. Mızraklar gerçekten sadece savaş aleti olarak değil aslında bir de kültürü yansıtıyor. Evet, arkasında çoğu nasıl zaman, bir kültür barındırıyor? Çoğu zaman bu mızraklar kullanılmasa dahi bir sembol olarak ülkenin, milletin, toplumun bir
adeta sembolü bir alamet farikası gibi. Üzerine de farklı semboller de işleniyor. Evet, farklı. Bunlar da kültürlere bağlı olarak değişiyor, semboller. Kesinlikle değişiyor. Metallerde, madenlerine bağlı olarak da gelişiyor, değişiyor. Ama ilk baktığımızda bunların boy olarak da çok farklı olduğunu söyleyeyim. Yani 7 metre boyunda mızraklar da olduğunu biliyoruz. 2 metre, yani ortalama 2 metrelik mızraklar taşınıyor. Şimdi tabii ilerleyen program ilerleyen zamanlarda bunlara da temas ediyoruz ama mesela tek elle kullanılan mızraklar var. Çift elle kullanılan mızraklar, süvari mızrakları, yaya mızrakları şeklinde çok çeşitli gelişmeler mevcut. Hatta ve hatta gerçekten kullanımı fonksiyonel olmayan, çok kırılgan, çok ama çok ince, estetik mızraklar da bulunmuştur. Bunlar neden yapılmış? Bunlar da açıkçası yine bir statü sembolü olarak yanlarında bulundurmak üzere. Yani o bir alamet. Zaten mızrak adeta üst sınıf, kalbur üst insanların yanında taşıyabildiği bir alet olarak, bir savaş aleti olarak karşımıza çıkıyor. Yalnızca fonksiyonel olarak değil, aynı zamanda estetik anlamıyla evet, da aynı yer almış şekilde. Bilhassa muhafızlarda, işte saray muhafızları veyahut hükümdar muhafızları, bunlar daha ziyade caydırıcı ama savaşlarda kullanılmayan mızraklar. Ama mızraklardan önce şu hususu da belirtmek lazım. Buyurun. İnsanlar erken dönemler topuzun şeyiniz öldürücülüğünü veya silah olarak kullanımını ön plana çıkarmışlardır. Çünkü metaller silah olarak kullanılmadan önce bu şekilde çok daha pratik, hemen bir sağlam bir taş parçasını alıp güzelce bir deriyle bir çekiç gibi bir ahşaba sıkıca bağladığınızda öldürücü bir silah haline geliyor. Evet. Dolayısıyla bu konuda insanların günümüze kadar süren yaratıcılığı o ilk çağlardan beri devam etmiştir. Burada gerçekten silah yani milattan önce 4. bin yıllarında kadar daha ziyade işte kendini savunma veya bölgesini savunma diye münferit toplulukların bir araya gelmeleriyle etkin kullanılmıştır. Ordu yoktur henüz. Ordu yoktur. Ordu daha sonra özellikle Mezopotamya'da ortaya çıkacaktır. Ve Mısır'da ortaya çıkacaktır. Mısır'da ve Mezopotamya'da mızrağın ötesinde daha uzaklara ve daha uzak menzillerden bir savaş mevzu söz konusu olunca oraya tabii kompozit yaylar ortaya çıkacaktır. Ve kompozit yaylar savaşı adeta uzay çağına taşımıştır diyebiliriz o dönemden. Ve bilhassa Mısır'da savaşlara bir de atlar dahil olunca. Evet, onu da soracağım. O da merak ettiğim meselelerden. Bunlar hepsi böyle bir arada gidiyor ve gerçekten araba ata yani hem bir atı kullanan süren süvarisi ve yanında bir okçusuyla adeta yani günümüzün lazerli veya makina tüfekleri gibi karşısında hiçbir güç duramaz. İlk kez Mısırlılar da ortaya çıkıyor. İlk kez Mısırlılar'da ve aynı dönemde de Mezopotamya'da ortaya da çıkacaktır. Ki mesela Asurlular zamanında 4000 kişilik atlı bir ordudan bahsediyor. Karşısında hiçbir güç duramıyor tabii. Evet. En önemli niteliği de uzak yerlere sanırım savaşların daha da fazla yaygınlaşması evet. sağlanıyor böylelikle. Çünkü iki avantajınız var. Bir, asker yorulmadan ulaşıyorsunuz. İki, sizden kurtulmalarına imkan yok. Takip edebiliyorsunuz çok hızlı bir şekilde. Elbette silahlar bu dönemde ok, yay, hançer, kalkan ve arabalarla, topuzlar, yine çekişler, baltalarla yine çok konvansiyonel bir şekilde gerçekleşecektir. Şu hususta belirtmek gerekir. Mesela Mısır'da bulunan eski yazıtlarda, hieroglyflerde
ve işte piramitlerdeki resimlerden bakıyoruz. Bu savaşların her zaman olduğu gibi çok büyük bir vahşet içerdiğini görüyoruz. Bu savaşlarda kullanılan araçları, aletleri de buradan tek tek tetkik etmek mümkün. Ancak bu savaş aletlerinin yine de çok mukavemetli olduklarını düşünmemek lazım. Ne zamana kadar? Bronzdan sonra artık dövme, demir işin içine girince olay birdenbire değişecektir. Çünkü bu aletler karşısında hiçbir güç duramayacaktır. Ama buna karşılık da işte zırhlar geliştirilecektir ve daha uzun menzilli, daha uzun boyutlu, daha büyük boyutlu silahlarla bunlara mukavemet etmek mümkün olacaktır, çalışılacaktır. Ve gerçekten Anadolu ve özellikle Babil bölgesi bilhassa bu demir ve demire ilişkin silahların büyük bir gelişme yaşandığı bölge olacaktır. Hocam, mızrağın dışında peki ilkel dönemlerde kullanılan diğer silahlar nelerdi? Neleri sayabiliriz? Evet, burada... Atlat diye bir alet var sanırım. Bumeranglar var. Bumeranglar var. Tabii bunlar şunu söyleyeyim. Yani savaşta ziyade avcılıkta daha ziyade evet. O şeyler. Çünkü savaşta büyük bir kargaşa var. Attığınız bumerang başınıza da veya kendi evet. ordunuza da zarar verebilir ama burada en etkili kullanılan silahların başında ok ve yay gelmektedir. Ok, yay erken dönemde geliştirilmiş bir önemli bir silah. Ne zamana tekabül ediyor yaklaşık olarak? Şimdi milattan önce 4000'lere kadar giden bir görüntüler söz konusudur. Evet. Bize görsel olarak ulaşmıştır. Hı hı. Hatta mesela milattan önce 2000'lerde Asurlularda mühürlerin üzerinde bile mesela ok yay talimi yapan hükümdar figürlerini falan görüyoruz. Hı hı. Bu ok teknolojileri elbette daha ziyade milattan sonra daha hızlı bir gelişme gösterecektir ve bilhassa yani işte İslamiyet'in doğuşuyla birlikte ok ve yay savaşların önemli bir parçası olacaktır ve en gelişmiş teknoloji burada olacaktır. Günümüze baktığımızda etkili bir şekilde 500 metreden ciddi yaralanma ve hatta ölüme sebep verebilecek kadar kuvvetli yayların olduğunu söyleyebiliriz ki bu savaş meydanlarında muazzam bir üstünlük sağlamaktaydı. Bilhassa Peygamber Efendimiz'in bu hususa özel bir önem verdiğini hepimiz biliriz. Evet. Çünkü savaşlarda ve bilhassa süvari savaşlarında üstünlüğü yaya ordularla birlikte sağlamak için okçulara ayrıca bir önemiyet vermiştir. Evet, hatta hocam, okçuluk bizde Peygamber Efendimiz'den başlatılır. Hı hı. Bütün okçularımız bu alanda Peygamber Efendimiz'den başlar. Evet, Peygamber Efendimiz dönemindeki silah teknolojilerine ayrıca değinmek istiyorum zaten. Hı hı. Sizlerden dinleyeceğim. Ama dilerseniz biraz daha kronolojik gitmek açısından Orta Çağ dönemindeki evet. Savaş teknolojilerine bakalım. Burada mancınık karşımıza çıkıyor. Nasıl bir mancınık alet ve evet. bize açıklar mısınız? Şimdi mancınık şöyle, tabii ki silah ve askeri teknolojiler dediğimizde belki bunu üç kısımda ele alabiliriz. Bunlardan biri savunma. İkincisi tabii ki fırlatma. Evet. Üçüncüsü ise kesme, yaralama, delme, deşme gibi evet. değişik şeyler. Henüz ateşli silahlara geçmeden ulaşmadığımız evvel, için evet, bunlar silah. Söz konusu. Ve bu konuda daha Mısır'da, İskenderiye'de, Helenistik dönemde özellikle Ktesibios'un geliştirmiş olduğu karşı ağırlık mancınığı evet. Gerçekten hem savunmada, kale savunmalarında hem de büyük taarruzlarda, kale kuşatmalarında etkin bir şekilde kullanılmıştır. Burada şöyle anlatabilirim.
İki dikme olarak düşünelim, yere veyahut da bir sistem üzerine. Burada farklı bir mancınıktan bahsediyoruz ama belki bir diğer resimde var. Bir önceki resimde var. Bir önceki resimde. Evet, bir önceki resmi alabiliriz. Evet, nasıl? Evet, çalışıyor? Burada gördüğünüz gibi iki ana güçlendirilmiş dikme var. Aralarında bir mil var. Milin üstünde de gördüğünüz gibi fırlatıcı büyük bir direk var. Evet. Direğin bir tarafına ağırlık asılmıştır. Hı-hı. Burada işte sol tarafta görülüyor. Diğer tarafında ise fırlatılacak cismi tutan bir de kepçe gibi bir deriden bir şey var. Fırlatma var. Düzeneği var. Hı-hı. Bunlar yer çekimi esasına göre çalışırlar. Evet. Bir bucurgatla veya şeyle. Bucurgat nedir? Bucurgat aslında bir makara sistemidir. Hı. Bir tarafı şeye bağlıdır, direğe bağlıdır. Diğer tarafı ise kollarla çevrilen birkaç kişinin birlikte çevirdiği ve makaraya sardığı, ipi sardığı sistemdir. Tamam. Böylelikle ağırlık yukarıya kalkar. Fırlatılacak malzemenin koyabilecek kadar aşağı iner. Daha sonra bir tetik mekanizması vardır. Bu tetik mekanizmasını, yani tetiği bıraktığınız zaman tabii ki yer çekimi dolayısıyla bu karşı ağırlık aşağıya doğru inerken büyük bir hızla çok büyük kütleleri çok uzağa fırlatacak sistemler geliştirilmiştir. Bu evet daha hafif ölçekte olanlar var, daha büyük ölçekte. Yani şunu söyleyeyim, 500 kiloluk bir gülleyi, bir taşı 500 metreye kadar fırlatacak mancınıklar yapılmıştır. Hı hı. Bu kadar gelişmiştir. Önemli, gelişmiştir. Tabii Helenistik dönemin bir diğer etkili silahı ise arbolet veyahut da Tatar yayı olarak daha sonra tabii ki isimlenecek. Mesela burada gördüğünüz gibi zemberekli bir Tatar yayı görüyoruz. Bu bir arbolet örneği. Bir arbolet örneği. Evet. Orta çağa ait bir arbolet. Tabii bu eski Roma'dan itibaren oldukça etkin kullanılan sistemler. Burada ahşabın gerilmesinden ve o kirişin gerilmesinden elde edilen potansiyel güç, enerji bir fırlatılacak cisme aktarılarak çok uzak menzillere çok etkili bir öldürücü hatta silah olarak değişik kullanılıyor. Alet İşte bu mızrağı düşünün. Mızrak işte en fazla 7 metreye kadar tesir ederken bu ise işte 700 metreye kadar. Bir ciddi anda bir sıçramayı, evet. Gelişmeyi burada görmek lazım. Ve bu düşünün bir ordu geliyor ve bundan yüzlerce arbolet olduğunu ve bundan aynı anda birdenbire oklarını saldıklarını düşünün. Bunlar çok etkili silahlar. Evet. Mancınık ve arboletler, ok, yay, mızrak, topuz, çekiç gibi antik döneme ait silahlar ve tabii burada unutmamak lazım kalkanlar. Evet. Bunlarla birlikte bahsedelim isterseniz biraz. Evet, bunlar da önemli çünkü önce işte özellikle hayvan derilerinden güçlendirilmiş ahşap veyahut da yine mukavim bir takım kompleks daha doğrusu katışık malzemeden üretilmiş kalkanlar. Daha sonra tabii bunlar pirinç ve bakır ve tabii demirle işleten. Burada önemli olan şu husus, bunu da gözden ırak tutmamak lazım. Sonuçta bunu taşıyacak bir asker ve uzun süre taşıyacak. Dolayısıyla bunlarda önemli olan mukavim ama hafif olma özelliği. Dolayısıyla bu teknolojinin geliştirilmesi için önemli bir itici güçtü. Hep daha hafif, daha etkili, daha keskin, daha uzağa ve daha kullanışlı, ergonomik bir silah yapımına doğru yöneleceklerdir. Çok geçmeden de Bizans ortaya çıkacaktır. Bizans gerçekten yani Doğu Roma diyelim açıkçası çok uzun yıllar yani 3. yüzyıldan işte 15. yüzyıla kadar etkisi azalarak dahi olsa geniş bir zaman diliminde ve geniş bir coğrafyada etkili bir hükümdarlık sürecektir. Bunun arkasında yatan sebeplere bakmak lazım.
Bunlardan bir tanesi silah teknolojileri. Silah teknolojisi ve bu mu mobilize, yani atla birlikte kullan, süvarili. Dolayısıyla bilhassa mesela İslam'ın ilk dönemlerinde Bizans'la girişilen mücadelelerde savaşlar hep atların rahat hareket edemeyeceği yerlerde yapılmaya çalışılırdı ki böylece piyade gücü, piyade üstünlüğü, yani yaya asker üstünlüğü, bilhassa okçuların üstünlüğü çok önemlidir. Burada Peygamber Efendimiz'in okçulara yerinizden kıpırdamayın dediği şeyi unutmamak lazım. O çünkü bu bize gerçekten İslam ordularına, Türk orduları için önemli bir şey. Kesin hükümdarın veya komutanın emrine itaat etmek ne olursa olsun. O çünkü çok ciddi, çok tehlikeli bir duruma yol açmıştı. Evet, silah teknolojileri bu şekilde gelişti ama sonunda bilhassa işte Pers orduları, o zaman Pers orduları ki muazzam bir süvari gücüne sahip ve sürekli Bizanslarla mücadele içindeler. Birdenbire İslam tarafına geçince artık Bizans'ın yapacak bir şey kalmayacaktı. Çünkü bir anda binlerce süvari ve çok tecrübeli bir orduyla İslam devleti bir anda bölgenin ve tabii ki işte bütün dünyanın hakimi olacaktı. Evet. Hindistan'a doğru gidecektir. Veli'yim, bitireyim mi? Buyurun. Yani çok biraz heyecanlandım mı yoksa? Yok hocam, gayet güzel gidiyorsun. Şöyle yani elbette o dönemde Hint var, Çinliler var ve onlar da bilhassa demircilikte Hintlilerin çok önemli demir esaslı silahları var. Fakat Hintlilerle girilen mücadele, Hintliler hiçbir varlık gösteremiyorlar. Bunun sebebi Çinliler ne? De aynı şekilde. Bir tek orada yani Türklerin İslam'a geçmesi durumu iyice İslam devleti için, uygarlık için bir çok avantajlı hale getirdi. Bunun sebebi ne peki hocam? Sebebi şu, çünkü Hintliler demiri kullanarak, güzel silahlar yapıyordu, kılıçlar vesaire. Evet. Ama Şam'da daha güzeli vardı. Damaskus çeliği diye bir sistem vardı. Bu çelik günümüzde gerçekten yapılıyor ama o eski Damaskus çeliğinin formülü şu anda bilinmediğini iddia ediyorlar. Hı hı. Ne kadar yaparlarsa yapsınlar, orada bir sır var. Gerçekten Damaskus çeliği, yani Şam çeliği dediğimiz çelik, o dönemde geliştirilmiş gerçekten mucizevi bir silah. Evet, kırılmıyor. Hindistan'da üretiliyordu ama Şam'da daha iyi ve kalitelisi vardı. Kırılmıyor. Hı hı. Çok mukavemetli ve çok keskin, keskinliğini kaybetmiyor, hafif. Hı hı. Tabii ki burada bir de İslam'ın bu değişik, İslam medeniyetinin değişik kültürlerle bir araya gelmesiyle tabii bir de kültür sentezi ortaya çıkıyor. Bu mesela, bilime de yansıdı tabii. Mesela birden bakıyoruz, kılıçların ucu hafif eğilmiş var, 20 derecelik bir eğiklik oluyor. Sonra kabzasında bakıyoruz daha farklı materyaller kullanılıyor. El koruması, parmak koruması gibi ilave teknikler geliştiriyor. Kültür ve medeniyetin değişmesinden veya aynı dinin öyle değişmesinden kaynaklı. Yani İslamiyet'e geçişten sonra. İslamiyet'e geçişten sonra. Daha sonra İslam devleti Arap Yarımadası'nın dışına çıktıktan, sonra kadim uygarlıklarla karşılaştı. Bu uygarlıkların da kendine özgü teknolojileri vardı. İşte bunları kullandılar. Ki nitekim belki biraz sonra Yaver Hoca bahsedecektir. Evet. Özellikle bu erken dönem bu kan silahlarla ilgili. Ama bu arada şu hususu belirtmek lazım. Türkler yine o bölgenin, o acımasız coğrafyanın diyelim. Çünkü Çinliler bir tarafta, Hint bir tarafta, yukarıda, kuzeyde başka kavimler. Ve çölde hayat şartları çok zor, çok şansınız yok ve ok yay teknolojisinde çok ileri bir seviyeye gelmişlerdir.
Bu katışık yay dediğimiz, yani yayı üç malzemeden oluşuyor. Bir ortada bir ağaç, ahşap kısım var. İç tarafında tendonlar, dış tarafında ise boynuzdan yapılan kemik aksam var. Buna biz kompozit yay diyoruz. Günümüzde uçak teknolojilerinde kullanılan bir sistemdir bu. Kompozit. Tek materyalden olmuyor. Birkaç materyal bir araya geliyor ve mukavemeti sağlıyor. İşte yaylardaki bu kompozit tüplerde bir de buna refleks ekleniyor. Yani şimdi belki ilerleyen şeyde üzerinde duracağız ya. Ok ve yayı konuşurken sizden zaten uygulamalı bir anlatım olacak. Ve burada Türklerin de İslamiyet'i kabulüyle birlikte kısa zamanda İslam İmparatorluğu diyeceğim. Burada toprak büyüklüğü açısından söylüyorum. Yoksa emperyal bir anlamda bunu algılamamak lazım. Hindu Kuş Dağları'ndan Pirenelere kadar milyonlarca kilometre karelik, birbirinden tamamen farklı, inanışları farklı, ırkları farklı, dinleri farklı, nasıl söyleyeyim, hayat tarzları farklı, farklı tecrübelere sahip insanlar bir arada İslam'ın gücünü, İslam'ın varlığını, İslam'ın yaygın ve kalıcı olması için şey yapıyorlar, çaba sarf ediyorlar. Ve burada da gerçekten cihat artık, daha doğrusu savaş artık cihada dönmüş oluyor. Hı hı. Esas olan bir düşünce burada, biçiminin parçası olmaya başlıyor. Yani bir şeyi elde etmek için değil, bir moderniteyi diyelim, medeniyeti bütün insanlara ulaştırmak için bir çaba var. Ve bu çabanın karşısındaki karşı koymalar ve güç kullanmalara karşı da bir caydırıcılık söz konusu olacaktır. Hocam, İslam medeniyetine birazdan geçiş yapacağız. Ben orayı daha detaylı konuşmak istiyorum. Ama onun öncesinde biraz daha ateşli silahlara, en azından Çin'de barutun icadıyla gerçekleşen insanlık hayatındaki dönüm noktasına ben biraz geçiş yapmak istiyorum. Barutun icadı insanlıkta ne gibi değişimlere, insan hayatında özellikle ne gibi değişimler yol açtı değişimlere? Yol açtı, ne gibi değişimler? Şimdi tabii ki Çinliler barutu keşfettiler. Evet. Ama silah yapmak için keşfetmediler tabii ki. Daha ziyade fal bakmak veya öyle da, mi? Burası çok ilginç bir nokta. Yani bir nevi göz boyama gibi, bir sihir, bir şey gibi, oyun gibi. Hatta hala onların genel kutlamalarında bunu görürüz. Çatapatlar şeklinde, havai fişekler şeklinde. Zaman içerisinde bunun, bu kara tozun başka etkilerini de keşfettiler. Bu kara tozun etkilerini keşfettiler. Bu kara toz İslam diyarıyla yapılan İslam tacirleriyle, tüccarlarıyla ilişkileri sırasında şeye geldi. Yani İslam dünyasına da geldi. Fakat bu 13. yüzyıla kadar, 12. 13. yüzyıla kadar çok etkili olarak kullanılmadığını görüyoruz. Neden sonra bilhassa Marco Polo'nun Çin seyahatinde bununla ilgili yapılan denemeleri, çalışmaları görüp barutu Avrupa'ya getirmesine kadar böyle bir uyku hali. Ancak şunu unutmamak lazım. Marco Polo'nun doğudaki, Çin'deki hayatı hakkında hala çok bilinmezler var. Ve burada Marco Polo ile ilgili şeylerin biraz daha tetkike ihtiyacı olduğunu söylemek lazım. Burada Çinlilerin barutu bulması başka şey, barutu ateşli silahlar olarak kullanmak başka şey. Biz burada zaman zaman bu doğudan mı batıya gitti, batıdan mı doğuya geçti şeklindeki tartışmalarda yapılmıyor değil. Çünkü çok kısa bir süre içerisinde daha 13. 14. yüzyıllarda İslam dünyasında barut
etkili bir şekilde evet, kullanmaya başlayacak. Evet, onu soracaktım. İslam yani. Dünyasında etkili bir şekilde karşımıza çıkıyor. Evet, erken dönemlerde Avrupalılardan önce aslında Avrupalılardan önce kullanılıyor. Ve burada sadece barut esaslı değil. Çünkü barut, kısaca anlatacak olursak ki benim anlatıma bakıp da kimse barut yapmasın. Basit gibi görünse de çok tehlikeli bir evet, şey. Seyircilerimizi tabii. Uyaralım. Uyaralım. Ya ben işte hoca anlattı, ben gideyim evde barut yapayım. Evde bir barut yapalım. Yapmasınlar demeyelim. Şimdi birkaç malzeme. Bunların da içerisinde en önemli şey kükürt ve kömür. Bunlar önemli. Yani bir madde daha koyuyorsunuz ve o onu patlayıcılı hale getiriyor. Ama bunun uzun bir işlemi var. Dolayısıyla barut bu şekilde burada şey, barutla ilgili bir eser görüntüsü onu var. Onu Cafer Yaver Bey birazdan anlatacak bize. Siz açıklayacaksınız Yaver Bey. Ve erken dönemde bakıyoruz ki ateş silahlarda kısmen bu barut kullanılıyor ve savaş askeri teknolojiler, ordular, hükümdarlar, hükümranlık birdenbire değişiyor. İnsan hayatında büyük değişiklikler ortaya çıkıyor. Evet. Yani şunu unutmamak, yani Peygamberimiz şöyle diyor. Harbın hıdatun. Yani savaş bir hiledir. Burada ne söylemek istiyor? Söylemek istediği şu, teknolojiye sahip olan, teknolojiye sahip olan savaşı kazanır. Teknolojiye sahip olmayan ordularda sadece şehit sayısı artar. Dolayısıyla teknoloji ki günümüze bir bağlantı yapacak olursak günümüzde de biliyorsunuz teknoloji savaşın esas belirleyicisi olacaktır. Evet hocam, teşekkür ederiz. Yaver Bey, sizle devam edelim. Hocamız bize ilkel dönemlerden itibaren gelişen savaş teknolojilerini çok güzel bir şekilde anlattı. Mancınığa değindik. Çeşitli savaş aletlerine de değindik aynı zamanda Orta Çağ'daki. İslam medeniyetine ben geçiş yapmak istiyorum. Öncelikle İslam medeniyetinde genel hatlarıyla bu silah teknolojileri nasıl teşekkül etti? Ardından da sizin çalışma alanınız olan Memlükler dönemindeki bu silah teknolojilerine bir değinelim dilerseniz. Evet. Öncelikle İslam toplumu Bizans ve Sasani Devleti'nin birikimlerini elde etti, aldı. Ve o dönemde zaten göçebe bir topluluk olan Arap Yarımadası'nda teşekkür eden, kullanılan temel silahlar bildiğiniz gibi, hocam da söylediği gibi işte kılıç, ok gibi, kalkan gibi. Ama mesela bazı savaşlarda da mancınık kullanıldığını biliyoruz. Ve hatta böyle bezleri yakıp işte uzak diyarlara atıp düşmana karşı kullandıklarını biliyoruz. Farklı silahları elde etmede hiç çekinmiyorlar. Hemen elde etmeye çalışıyorlar. Mesela işte Rum ateşi diye bir ateş var biliyorsunuz. Onu birazdan yine bahsedeceğim. Bu Ignis Graecus diye söyleniyor aslında. Latinler buna Ignis Graecus demişler ama Romalılar işte buna su ateşi. Çünkü suda hani yandığı için bizim ateşle demişler kendileri bulduğu için. Yani Bizanslılar buna böyle bir Rum ateşi demiyorlar. Daha farklı milletler diyor. Hani Latinlerden sonra da Ignis Graecus diye. Bunu elde ediyorlar. Fakat ilk başta elde etmeleri çok acı tecrübelerle oluyor. Özellikle Emevi döneminde. Emeviler İstanbul'u fethetmek için çok ciddi seferler yapıyorlar. İki tane büyük seferler yapıyorlar. Ve o seferlerde inanılmaz kayıp veriyorlar. Donanmaları tamamen yok oluyor neredeyse. İkincisi de yok oluyor. Ve çok ilginç, bu Emevi Devleti'nin hakim olduğu Şam diyarında yaşayan ünlü bir Kalinikos adlı bir mühendis tarafından icat ediliyor. Bu Rum ateşi. Rum ateşi. Bu ateş tabii ki pahalıya patlıyor. İslam Devleti'ne, Emevi Devleti'ne. Ve bunu elde etmek için uzun girişimlerde bulunuyorlar. Şunu tezime söylemek istediğim şey şu. Yani bir düşmanın silahını elde etmek için, çünkü çok büyük kayıp verdiler. Evet. Ve bu kaybı bir daha yaşamamak için bu silah nasıl oldu diye elde etmeye çalışıyorlar. Ama bu silahlar gizli. Özellikle Rum ateşini nasıl bulduğu gizli. Bugün bile öyle değil mi? Mesela bugün bir silah. Teknolojinin kolay kolay bize vermiyorlar mesela, değil mi? Yani çok modern bir mesele aslında.
O dönemde de Rum ateşinin şeyleri, yapımı, içindeki malzemeleri kitap olarak yazılıyor ama saklanıyor. Bizans saraylarında çok gizli mahzenlere saklanıyor ve düşmanın eline geçmemesi adına. Ve hala da bilinemiyor yani tam ne olduğu, sadece tahmin edilebiliyor. İslam Devleti'nin orduları genel olarak işte klasik Orta Çağ silahlarının yanında işte mancınıkları ekstra çok kullandığını görüyoruz. Ve mancınık çeşitlerini, çok farklı mancınık çeşitleri elde ettiler. İşte Efrenciye diye, hani bu Franklardan elde ettikleri, onların kullandıkları. Ondan sonra işte Sultani verilen veya işte karşı ağırlıklı mancınıklar. Bunları geliştirdiler. Bu mancınıkları hem gemilerde kullandılar, hem işte kule kuşatmalarında kullandılar, hem savunmada kullandılar. Ok fırlatan mancınıklar kullandılar. Geliştirdiler mancınıkları. Tabii tabii geliştirdiler. Tabii ki zaten o dönemin en önemli mancınık kitabını da Erabua Ezzet Kaş yazdı. Ve şu an belki de bu alanda yazılmış en iyi mancınık kitaplarından bir tanesi. Kitabın ismi de Kitab-ı Enik fil Mancınık, yani yetenekli mancınıklar hakkındaki kitap anlamına geliyor. Burada çeşitli mancınıkların yapım aşaması anlatılıyor. Kitapta şimdi bu sanırım ekrana yansıtılan da işte Rum ateşi, bir sifon. Evet. Rum ateşinin fırlatılarak kuledeki askeri yakması, herhangi birini yakması simgeleniyor. Ben bu mesela çok tehlikeli bir silah. Bunu eğer kullanmasını bilmezseniz siz ölüyorsunuz. Bulgarlar bunu ele geçirmişler Bizans'la yaptıkları bir savaşta. Bizanslar bunu kullanamamış. Özür dilerim. Bulgarlar bunu kullanamamışlar. Kendileri yanmış. Öyle çünkü mi? Özel bir teknikleri var. Bunu kullanmanın yolunu işte hem yapmasını bileceksin. Örneğin mesela şeyde uyarıyor. Hasan Errahmah var ve diyor ki bunu diyor sakın ha sakın diyor rüzgara karşı kullanmayın. Kendisi de neftle çalışan, yani bir tür Rum ateşi yapmış, sifon yapmış. Ve sakın kullanmayın diyor. Sanırım mesela bu kullanma metodunu işte Bulgarlar bilmeyince kendileri yanmışlar. Mesela bunu anlatıyorlar mesela. İslam dünyasında aslında belki de şeyi değiştiren, coğrafyayı, tarihi, tarihin akışını değiştiren gelişmelerin bir tanesi barut oldu. Evet. Yalnız barut kelimesi biraz karışık bir kelime. Barutu niçin kullandıklarını o dönemdeki araştırmacılar, yani modern araştırmacılar tartışıyorlar. Barut acaba neft mi? Yani bizim bu Ignis Coracus dediğimiz Bizans ateşinin nefti mi? Yoksa Çin'den gelen o kara barut. Bunu o terminoloji biraz sorun yaratıyor. Biz Rum ateşinden başlarsak bu nasıl üretiliyor mesela? Örneğin bakalım Rum ateşi nasıl yapıyorlar? Aslında çok basit bir temeli var. Bildiğimiz neft. Yani özellikle neft orta Mezopotamya'da çok bilinen bir sıvı. Özellikle Azerbaycan'da, Güney Azerbaycan dediğimiz işte bugünkü İran'ın kuzeyindeki topraklarda çıkıyor. Ve hatta bununla ilgili gezilerde orada işte gemiler dolusu neftin başka ülkelere götürüldüğü söyleniyor. Neftin yanıcı özelliği zaten bilindiği için hani hemen kullanılıyor savaşlarda yakma amacıyla. Özellikle şu ateş meselesine de biraz da şeyden değineyim. Ateş çok eskiden beri kullanılıyor zaten. Asurlardan beri kullanılıyor. Hatta Homeros'ta bile geçiyor. Ondan sonra İskender işte Tur şehrini, Doğu Akdeniz'deki bazı kaleleri alamıyor. Yine ateşe başvurmak zorunda kalıyor. Ateş insanın oğlunun çok korkutan bir özelliği. Aynı zamanda da eğer sen onu iyi kullanabilirsen senin işini de çok kolaylaştıran bir şey. Bu yüzden ateş ve ateşe yönelik her türlü silahı ordular kullanmak istemiş, ele geçirmek istemişler. Örneğin mesela Çin'e baktığımızda işte bu Tao Raupleri var orada biliyorsunuz. Ölümsüzlüğü ararken çok çeşitli kimyasal deneyler yapıyorlar. İşte amaçları kalıcı bir hayatı bulmak ve o hayat esnasında bu tür karışımlar yaparak bir tür patlayıcı diyemiz işte barutu. Bir şekilde tabii ilkel barut hani 10. 11. yüzyıldaki barutu değil ama bir tür patlayıcı barut buluyorlar. Bu hayat değil de onun yerine barutu mu buluyorlar? Evet buluyorlar. Barutu. Sonra onu oyuncak olarak da kullanıyorlar. Hocam da dedi işte havai fişek olarak kullanıyorlar. İşte milattan sonra 4. yüzyılda hatta bunun etkinlikleri var. Barut şenlikleri yapıyorlar, patlatıcı şenlikler.
İnsanlığın hep böyle bir gösteri amacı olmuş. Geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz programlarda da öyleydi. Mesela balonun ilk olarak gösteri amaçlı Evet. kullanılması insanlığın hep ilgisini çekmiş aslında. Teknolojiyle bu gösteri hep iç içe olduğunu söyleyebiliriz bu anlamda. Evet. Evet. Burada iki resimde de bakın askerler ok atan askerlere neft şişeleri atıyorlar. Neft şişeleri. Aslında neft şişesi çok bugün de sokaklarda kullanılan bir şey. Molotov kokteyli. Modern Molotov kokteyli atası aslında. Bu görsel nereden karşımıza çıkıyor? Bu Nerede bir el rastlıyoruz? El yazmasında yazması. Geçiyor. Bugün İspanya'da bu el yazması Madrid Kütüphanesi'nde var. Evet. 11. yüzyıla tekabül ediyor. O dönemde yazılmış. Bizans el yazmaları bir tanesi. Burada barutla ilgili olan bir eser mi? Burada şeyle ilgili Rum ateşi, Ignis Graecus'la ilgili ateş. Orada hatta bir resim daha var yine az önce gemi resmi olabilirse gemiden şey fışkırtıyorlar. Neft fışkırtıyorlar ve gemileri yakıyorlar. Çok ciddi zarar veriliyor. Hatta İstanbul'un işte uzun süre fethedilemesinin temel silahı Ignis Graecus yani Rum ateşi. Bunu da ele geçirmek için ciddi mücadeleler sonunda bizimkiler yani İslam Devleti'nin de mühendisleri çalışıyor. Krallar ya da şey özür dilerim emirler artık sultanlar bunun bulunmasını istiyor. Çünkü çok büyük bir zarar verdiler gemilerine, ordularına. Bu içeriği denemeye çalışıyorlar ne olabilir diye. Ve yakalıyorlar oranlarını yani gerçek içindeki maddeyi buluyorlar ve diyorlar ki neft var bunun içinde. Ve ağaç özleri var biliyorsunuz reçine diyoruz onlara, zamp diyoruz. Özellikle Akdeniz coğrafyasında çok bulunan işte sarı çam, kara çam yani çam ağaçlarının türlerinde bulunuyor. İşte bu resim, bakın bu resim o el yazmasında bir geminin diğer gemiye ateş püskürtmesiyle elde ediliyor. Neft dolu bir kabı ateşleyerek. Gerekli bir püskürtmeyle de düşman gemisini yakmayı temsil ediyor. Mesafe çok yakın, çok uzak olmuyor. Büyük ihtimalle çok yakın olması da gerekiyor zaten. Çok uzak bir şey gitmiyor. Uzak bir mesafe püskürtmesi mümkün değil. Burada aynı zamanda da mesela arbolet var görüyoruz gemiden. Bir tatarya'yı. Fırlatma değil mi hocam? Evet. Fırlatmayı gösteriyor. Hocamız hemen diğer aleti gördü. Evet. Savaş teknolojileri. Evet. Peki başka neler? Hocam şöyle bir de bu diğer bir biz barutu iki temel olarak aldık. Biri neft olarak olabilir. Bir de Çin'den gelen o barut dediğimiz. Bunun yapısında aslında üç madde var. Güvercile, kükürt ve kömür. Üç maddeyi birleştiriyoruz. Ama ana temel madde güvercile. %70 oranında 75 oranında güvercile olması gerekiyor. Hocam bu nedir güvercile? Aslında iki tür güvercile iki türlü elde edilebiliyor. Birisi böyle nemli mahzenlerde, mağaralarda siz bu güvercileyi elde edebilir, görebilirsiniz. Özellikle mağara duvarları veya mahzen duvarlarında beyaz beyaz tozlar olur. Onlardan mı? Evet, güvercile olarak. Evet, güvercile dediğimiz o. Saltpetre deniyor buna İngilizce'de saltpetre yani tuz aslında evet, bir tuz sal. Yani işte. Bunun tabii ki yandığında oksijen çıkartıyor. Yani yakıyorlar bunu oksijen çıkartıyor. Ama zayıf bir şey. Çok fazla yakmanız gerekiyor. Zayıf bir enerji ortaya çıkıyor. Bunun katalizör olması için de kükürt ve kömür ekliyorlar. %10-15 oranında. Bu çok fazla sayıda denenmiş acaba oranları tutmasında ama en temel, en sağlıklı oran %75, %15, %10 şeklinde bir üç tane maddeyi birleştiriyorlar. Peki bir tanesini söyledik. Dedik ki mağara duvarlarında veya mahzenlerde oluşabiliyor. Diğeri de hayvan pisliklerinden elde ediyorlar. Mesela inek, işte güvercin. Güvercin pisliklerini belki halkımız bilir. Çünkü güvercin besleyenler görür onu. Çok ilginç. Hindistan'da bildiğiniz gibi işte inek güvercileri bulmak çok mümkün. Evet. Orada mesela kamp ateşi yakıyorlar. Ve yaktıklarında patlamalar oluyor böyle. Küçük küçük patır patır patlıyor. Şaşırıyorlar bu nasıl oluyor diye. Orada da mesela bir doğal bir keşfetme olmuş o şeyin yani güvercilenin
doğal bir keşfi haline gelmiş. O da evet, milattan sonra 7. 8. yüzyılda. İlginç bilgiler. Evet. Hı hı. Ben de araştırırken bunları öğrendim. Hoşuma gidiyordu. Yani böyle bilim tarihini sadece İstanbul'u top kullanmış Fatih Sultan Mehmet diyerek geçirdik ama ben bu işin içine girince topun nereden nereye gelip girince evet. Ve içerideki o esrarengiz şeyleri keşfedince çok mutlu oldum yani. İnsanlığın yeni evet. buluşlar ortaya koyarken aslında yaşadığı o serüven, o serüvenle ortaya evet. çıkan hikayeler de çok kıymetli. Çok iyi. Anlamda. Tarihin labirentlerinde geziyorsun. Evet. Müthiş bir şey yani gerçekten. Evet. Bu üç tane madde barut oluşturuyor. Hı hı. Çok önemli. Peki bu barutu, barutla ne silahlar yapılmış mı? Evet yapılmış. Hı hı. Bunlarla ilgili isterseniz ekrana yansıtabilirlerse ben bahsedeyim. Evet siz... Memlüklülerin bu tür silahlar yapmasının bir diğer şeyi de tarihsel gerekçelerine baktığımızda iki büyük olay görüyoruz. Birisi Haçlı Seferleri. Biri de Moğol saldırıları, evet. Moğol istilası diyelim ona. 200 yıl boyunca çok ciddi savaşlar olmuş. Sürekli bu savaşlar. Ve bu savaşlarda düşmana karşı da düşmanın hem silahlarını öğreniyorsunuz evet. hem de o silahlara karşı yeni silahlar geliştirmeniz gerekiyor. Biz bir diğer tez yani bu barut temelli silahların, aletlerin gelişmesinin bir diğer temeli de Memlüklere ulaşmasının şeyi olarak yolu olarak da Moğolların getirdiğini de düşünüyoruz. Yani bunlar bu barutu nasıl elde ettiler? Biri ticaret yoluyla Çin'den gelmiş olabilir. Bir de Moğollar zaten bu silahları kullanıyordu. Biz bu silahları onlardan öğrendik. İki tür yaklaşım var. Moğolların yendikten sonra ve Moğollar bu coğrafyada gittikten sonra Memlükler bu silahlarla ilgili literatür yazmışlar. Özellikle Hasan Rahmah, Muhammed İbni Mekli. Evet. Bunlar hep 12, 13 ve 14. yüzyıllardaki askeri literatür yazarları. Evet. 60 çeşit, 60'dan fazla askeri literatür kitapları var Memlüklerin. Özellikle Furusiye diyoruz bunu biz bunlara. Nedir Furusiye? Bir daha söyler misin? Furusiye. Furusiye. Furusiye aslında bir tür Avrupa'daki şövalye eğitimi gibi. Binici eğitimi, atı öğrenmek, at üzerinde manevra yapabilmek, evet. Atın üzerinde işte mızrak kullanmak, ok kullanmak ve bunları öğretiyorlar. Evet. Daha diğer kitaplar da işte barut nasıl elde edilir? Hı hı. Özellikle ıyar-ı neft diyorlar. Mesela barut ayarları, ölçüleri diye bunları yazıyor. Şu bunlarla kadar barut al, bu kadar. Yani bir tür reçete veriyorlar. Hı hı. Bir tür teknik kitaplar bunlar. Hı hı. Ve bunlar zaten çok ciddi saklanıyor. Herkese verilmiyor. Hı hı. O kitapların devlet kontrolü altında. Yani evet onu soracaktım. Hı. Mesela halk nezdinde halk bu bunları... kitapların yaygın olması bir takım risklere de yol açmıyor mu? Evet dediğim gibi bunlar saklanıyor. Gizli hı. bu kitaplar. Hı. Nasıl ki Bizans saraylarında evet, saklanmışsa bunlar da gibi. Bu şekilde saklanıyor. Çok nadir oluyor. Bunların çoğaltılmasını ve yazılmasını da devlet işte yöneticileri istiyor hani aktarılsın diye. Evet. Bunları yapanlar da, bu kitapları yazanlar da daha çok ordu mensubu insanlar. Hı. Mesela Hasan el-Rammah ve babası, dedesi hep evet. böyle silah yapan kişiler. Ok yapan, mızrak yapan kişiler. İlk torpidoyu. Evet evet ilk torpidoyu yapan kişiler. Bir şey askeri evet. uzman. Mesela Erenboğa Ezzetkaş isminden de zaten hı hı. Türk olduğu belli. Erenboğa Ezzetkaş Memlük hı hı. Devleti'nin yöneticileri zaten Kölemen Devleti'dir. Türkler, Kıpçak Türklerinden alınmışlardır. Erenboğa Ezzetkaş da yine kendisi de bir silahtar depoda çalışıyor. Adındaki zert kelimesinin iki anlamı var. Birinci anlamı zırh yapıyorlar. Biliyorsunuz hı hı. Okları veya kılıç darbeden önlemek için askerlerin giydiği bir tür evet. Metalik bir giysi var. Ona biz zert diyoruz. Bir de silahları bekleyen, kontrol eden, tamir yapan, bozulan silahları tekrar kullanmak için onları tamir eden kişilere de zert diyoruz. Bu kişinin o mesleği olduğu anlaşılıyor. Bunlar bu silahları kitaplaştırmışlar ve nasıl yapılacağını, işte bu silahları neler kullanacağını yazmışlar ve kütüphanelerimizde bugün mevcut bunlar. Çok şükür bir tanesi işte Topkapı'da, Süleymaniye'de bu kitaplar mevcut. Bunları da işte günümüz modern araştırmacıları yavaş yavaş çeviriyorlar. Evet. Hı. Biz ulaşabiliyor muyuz peki araştırmacılar dışında? Şeyde var mı yani sanal ortama taşınmış evet var. Eserler. Mesela bunu hı-hı. Fransa'daki işte ulusal kütüphane bunu hı-hı. sanal ortam değiniliyor.
Bizim herhangi bir vatandaşımız da bunu yayın gittikleri zaman, kütüphane gittikleri zaman istedikleri şekilde alabiliyorlar evet, yani. Bunları da seyircilerimize bildirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. Çünkü bazen biz bunları konuşuyoruz, eserleri veriyoruz, görsellerini ama hani seyircilerimizin aklına şöyle bir soru sorabilir. Yani biz bunlara nereden ulaşacağız bu eserlere? Bunları görme şansımız var mı? Özellikle el yazmaları hususunda söylüyorum bunları. Buradaki kullanılan silahların küçük böyle şeyleri yapıldı. Gülhane'de İslam Bilim Tarihi Müzesi evet. var. Orada bu silahların modellerini görebilirler. Evet. Gülhane'ye gidebilirler. Hatta internette de bunu bulabilirler yani bu tür evet, silahları. Seyircilerimize de buradan duyurmuş olalım. Evet. Ve bir virgül koyalım. Araya tabii gitmemiz ki. Gerekiyor. Tamam. Evet, kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden sizlerleyiz. Bizden ayrılmayın. Ramazan rahmettir. Ramazan paylaşmak ve dayanışmadır. Ramazan sevmek ve sevilmektir. Gönüllerin huzuru, sofraların bereketi, arınma iklimi Ramazan-ı Şerif'te, duaların makbul olduğu, karanlığın aydınlığa en yakın olduğu vakitte, sahur sevinciyle sizlerle birlikteyiz. Hasan Basri Karadeniz'in sunumu, birbirinden değerli konukların katılımıyla, sahur sevinci Ramazan boyunca saat 2.30'da Wow TV'de. Kaldığımız yerden devam ediyoruz Ufuk Çizgisi programımıza. Bu hafta savaş teknolojilerini konuşuyoruz çok kıymetli hocalarımla birlikte. Evet Yaver Bey size devam edebiliriz. Memlükler dönemindeki silahlardan konuşuyoruz. Ne şekilde üretildiğinden bu silahların işlevlerini dinleyebiliriz. Evet şimdi biliyorsunuz ki arkeoloji geçmişteki kullanılan insanların materyallerini günümüze çıkarım üzere koyar. Askeriyede ise bu çok büyük bir dezavantaj. Biliyorsunuz savaşlarda kullanılan malzemeler yok oluyor. Mesela diyelim ki bir şey atıyorsanız parçalanacak, yanacak mesela. Bu yüzden ellerimizde çok büyük bir kanıt olmuyor. O savaşlarda ne kullanıldı, ne kullanılmadı diye. Sadece arkeolojik çalışmalarda veya saklanmışsa kalelerde elde edilen silahları biz bulabiliyoruz. Evet. Ama bu bunun da alternatifini yazma eserler sayesinde öğreniyoruz. Hı hı. İşte bu yüzden de Memlükler bunlara çok önem veriyorlar. Memlükler birçok alanda, edebiyatta, tarihte birçok eser meydana getirmiş. En verimli çağ diyebiliriz. İslam'ın orta çağı zaten. Evet. Altın çağı olarak ifade ediyoruz. Evet, yazma eserler adından veya bir şey eser üretme adına birçok alanda eserler vermişler. Asker alanında da çok eserler vermişler. Hı hı. Ve biz bu yönden şanslıyız. Bu aletleri görmesek mesela şimdi ben Eren Boğazlı arkadaşın kitabında birçok aletleri inceledim ve o aletlerin yapılışı, içine kullanılan malzemeleri gördüm ama onları bulamıyoruz. Bu kitapta mı yer alıyor görsel? Evet mesela burada iki tane çömlek var. Evet. Biri Magribi çömleği, biri de Irak çömleği adı verilen. Bunlar bir kıtır diyorlar buna. Kıtır çömlek demek. Bunları yaptıktan sonra içlerine barut veya neft koyuyorlar ve bunları mancınıkla fırlatıp düşmanın veya bir kale duvarına çarptığında patlıyor bunlar. Ve yanıcı etki getiriyor. Hı-hı. Ve düşmanı yakıyor. Düşmanı moralme çökertiyor. Çökerdi. Ve bunlardan yüzlerce atıldığını düşünün. Sabaha kadar atıldığını düşünün mesela. İçerisinde neft var. Bu arada patlayabiliyor. Hı-hı. Ve bunun çeşitlerini burada yazmış, tarif etmiş, yapılış şeklini falan.
Irak çömleği ve Magrib çömleği farklı farklı şekillerde yaygın var. Olarak kullanılan aletler. Evet, yaygın olarak işte özellikle savaşlar. Suriye'de Irak çömleği de var. Bunları hem Hasan Er-Rammah anlatıyor, hem Erenbo Erzerkaş anlatıyor bunların yapılış biçimlerini. Bu çömlekler daha çok hani neft temelli dediğimiz işte reçine var içerisinde. Ve üst tarafına da fitil dediğimiz bir bölüm var. Ona verde diyorlar, gül şeklinde yapıyorlar. Ve onu mesela ateş tutturup fırlatıyorlar. Mesela. Öyle bir özellikleri var. Bal mumundan da yapıyorlar. Bakın orada iplikleri var ve onları sıkıştırıyorlar, fırlatıyorlar. Bu bir savaş teknolojisi. Molotof aslında. Bu da ortaçağ molotofu. Başka varsa. Evet, bir diğer görsel. Bu da aynı yine farklı Irak çömleği diye aldık. Evet, diğer görselimizi alalım. Bunlar Çinlilerin ta çok eski çağlardan beri yani özellikle 7. 6. yüzyıllarda kullandıkları ateş okları. Bunları Çinliler daha çok ateş yakıyorlar ve fırlatıyorlar okları. Bunu aslında savaş filmlerinde de görüyoruz. Var. Benim zihnimde hemen canlandı mesela. Bunlar da aynı model. Biri mesela Hasan soldaki Hasan Rammah'ın tarifi 1285 yılında. 1375 yılında da Erenbo Erzerkaş'ın tarifi bunlar, ateş okları. Bunların içerisinde barut da olabiliyor, neft de olabiliyor. Evet. Ve bunları mancınıkla fırlatıyorlar daha uzun bir süreye ve gittiği yere patlıyor, yanıyor. Bir nevi roket gibi hani düşünebiliriz. Modern roketlerin temeli, füzeler ya da işte. Evet, sizin bu hususta söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz başka konular varsa dinleyelim. Ben şöyle söylüyorum, şunu demek istiyorum. Memlüklüler bu kadar askeri terminoloji yazmışlar ve ateş silahları ileri gitmişler, hatta ilk kullanmışlar. Fakat daha sonradan bunları bırakmışlar ve Osmanlı Devleti'ne 1516 ve 17 yıllarında yapılan savaşlarda yenilmişler ve çok ilginç Osmanlı'ya da ateşli silahlarla yenildiler. Çok ilginç yani. Çok kendiler ilginç, kullanmadılar. Kullandılar ama Osmanlı kadar geliştirmediler. Osmanlı hareketli, daha büyük devasa toplarla geldiler ta çöle kadar. Kendileri ise bıraktılar bu top yapmayı, ateş silahları yapmayı. Hatta Portekizlerden elde etmeye çalışmışlar yani bir şekilde. Bu bırakmalarının da şunu, sebebi neydi peki? Şöyle oluyor. Özellikle Memlük yönetici kesimi, şövalye yetiştiren, daha çok hani askeri eğitimden geçmiş kişiler. Ve buradaki bu uzun yıllar sürüyor o tür eğitim almak, furisi eğitim almak. Ve bu bir tür şey oldu. Aristokrasi gibi bir sistem oldu ve o sistemdeki insanlar bir sınıf hale geldi yönetimde, askeri yönetimde ve devlet yönetimde. Ve o yönetimdeki insanlar kendi statülerini değişmesini istemediler belli dönemden sonra. Ve bu tür askeri teknolojinin çok değişimini yakalayamadılar. Bir tevi muhafazakar davrandılar yani diyebilirim ve sonradan da bu değişimi yakalayamadıkları için değişime sahip olanlara karşı da yenildiler. Çok teşekkür ederiz yani. Yaver Bey. Evet Mustafa Hocam sizle devam edebiliriz. İslam medeniyetinde Haçlılara ve Moğol istilasına karşı verilen bir mücadele vardı. Ve bu mücadele doğrultusunda da silah teknolojilerinin daha fazla gelişim gösterdiği kaydediliyor. Bu hususta neler söylemek istersiniz? Evet. Haçlıların saldırıları daha yani 10. yüzyılda başlıyor. 11. yüzyılda şiddetleniyor. Ve önemli muvaffakiyetler kazanıyorlar. Çünkü Kudüs'ü ele geçiriyorlar. Burada tabii Haçlıların da daha geleneksel ama daha ağır donanım diyebileceğimiz bir takım savaş teknikleri ve savaş araçları geliştirdiklerini görüyoruz. Bilhassa demirden zırhlar, özellikle hafif silahlı silahlarda etkisiz yani düşmana etki etmeyen bir özelliği var. Ve Haçlıların yine geliştirdiği uzun kılıçları ve bu uzun mızrakları, tek elle kullanılan, at üzerinde kullanılan uzun mızrakları ve hemen hemen gözleri dışında bütün vücudu kaplayan zırhları savaşta üstünlük sağlayacaktır. Ancak Türkler bilhassa İslam orduları
burada elbette ki işte Alparslan, Sultan Alparslan'ın Anadolu'ya girmesi tam bu döneme denk gelir. Ve Kılıcı Aslanlara kadar baktığımızda bir noktada Haçlılarla mücadele içindeler. Yeni bir taktik geliştireceklerdir. Bu ağır orduya karşı bizim vurkaç tekniği dediğimiz bir yeni bir teknik oluşturacaklardır. Zaten Türklerin Orta Asya'dan beri sürekli kullandıkları, çok etkili bir şekilde kullandıkları bir hile vardır. O da işte hilal şekli, geri çekilirken düşman ordusunu çepeçevre kuşatma sistemi. Bu Haçlıların muzafferiyeti veyahut da işte Kudüs'e kadar gelmiş olmalarının sebebi bu ağır şeyler, donanımlardır. Ancak bir de ansızın bu harekatın başlaması, yani bu istilanın ansızın başlamış olması. Çünkü Müslümanlar İslam ehli kitap olduğu için ehli salibe, yani Hristiyanlara karşı özel bir hukuku bile olan bir müsaması vardır. Ancak Haçlılar bunu kullanarak hiç ummadığımız, yani İslam'a saldıracaklarını hiç beklemiyordu. Bu kısa süre, yani kısa tabii 100 yıldan fazla süren bu mücadele sonunda en önemli Kudüs'ün ve Antakya'nın işgal edilmesi, uzun yıllar orada bir Hristiyan hükümdarlığının hükümranlığını sürmesi, sonra Urfa'ya doğru bir hareket olunca, Urfa Kontluğu kurulunca artık Urfa'da ve hemen Bağdat'ın yakınında İslam devleti büyük bir tehdit altına girince, tabii Selahaddin Eyyubi gibi büyük kumandanlar, devlet adamları, hükümdarlar devreye girecek ve Haçlıları Kudüs'ten atıncaya kadar bu mücadele. İşte bu sırada Moğolların da saldırıya doğudan katılması bu kaosun, bu savaşların daha uzun süre devam etmesine yol açmıştır. Ancak burada belki savaş teknolojileri açısından bu şeyi bahsedebiliriz. Önemli bir savaşı bu Aynalı. İlk kez ateşli silahların kullanıldığı savaş. Evet. Baktığımızda tabii 20 bin kişilik bir Memlük ordusunu görürüz. Seyfettin Kutuz o zaman Mısır'dan yola çıkıyor ama burada Sultan Baybars'ı görüyoruz biz aslında. Savaşın esas galip veya komutanı Sultan Baybars. Çünkü Sultan Baybars zaten Haçlılarla büyük mücadele ve çok iyi tecrübeli bir komutan. Şam'da Emevi Camii'nin haziresinde de kabri, türbesi. Hatta geçtiğimiz programlarda mevzu olmuştu. Havacı şehitlerimiz hemen onun kabrinin yanındadır mezarları. Böyle bir de tarihi buluşma diyelim bir. Evet. Can, burada bir soru yöneltmek istiyorum. Barut'un ilk kez ateşli silahlarda kullanılması Müslümanlar tarafından mı gerçekleştirildi? Böyle bir bilgi okumuştum ama doğruluğunu sizden öğrenmek istiyorum. Şimdi burada tabii ki yani tam kesin bir kayıt bulamıyoruz. Ancak şurası çok mümkün. Çünkü bu dönem çok çeşitli savaş ustalarının bir arada olduğu dönem. Ve barutun bu patlaması muhtemelen ki denenmesi sonucu o basıncı hissetmiş olmalılar. Ve buna uygun bir şekilde nedir? Artık zaten önce bu arboletleri taklit ederek, yani ucuna bir ok koyarak ok fırlatma veya küçük misketler fırlatma şeklinde yapmışlardı. Ama burada özellikle roketler, füzeler, bugün el bombası diyebileceğim fitilli bombalar, yani düştüğü yerde patlayan bombalar. Bunu da mesafe ve yüksekliği hesap ediyorlar. Ve o hesaba göre
fitilin ne kadar uzunlukta olması gerektiğini hesap ediyorlar. Onu bütün bunlar, yani sadece tecrübe değil, bilim de, matematik hesaplamalar da buraya giriyor. Tabii ki. Ve 3 Ekim 1260 yılında bu Ancak Savaşı'na baktığımız zaman burada özellikle Memlüklerin kullanmış olduğu bu neft esaslı sodyum ve potasyum karışımı ve özel zamkların, reçinelerin ve diğer bir takım gizli formüllerin de kullanıldığı, işte kükürtten tutun da diğer materyallere kadar bu esaslı silahlar çok daha etkili olmuştur. Barut, o toz, kara barut, powder, yani toz barut, o 1300'lerin başında bakıyoruz ki birdenbire yaygın halde kullanılmaya başlıyor. Hatta şunu söyleyeyim, 1. Murat zamanında üzerinde kayı damgası bulunan tüfekler bulundu. O kadar yaygın. Bunlar muhtemelen ele geçirilen silahların üzerine kazınmış olabilir. Bilhassa Balkanlardaki savaşlarda bunlar ele geçiriliyor, görülüyor. Tabii günümüzdeki silahlar da çok farklı. Bilhassa işte fitilli bunlar. Fitili yakıyorsunuz, baruta dokunduruyorsunuz. Barut patlıyor. Barutun ucundaki miskette ne yapıyor? Karşıdaki rakibe. Tabii uzun ameliye burada. Bundan önce daha ateş silahlar çok etkisiz. İsabet oranı çok düşük. Rutubetli havalarda çalışmaz, çalışıp çalışmayacağından emin olamazsınız, nişan alamazsınız. Çok çok ilkel vaziyette, ama o sırada bir Osmanlı okçusu, bir Türk okçusu aynı anda 5 ok bile atabiliyor. Yani dakikada onlarca ok atabilen şeyler var, okçular var. Evet. Bunun da bütün diğer ok kullanan kavimlerden farklı olarak Türkler ok şeyini kullanırken yayı baş parmakla kirişi çekerler. Diğerleri 3 parmakla. Ayırt edici özelliği bu mu o zaman? Çünkü Türkiye'de? Tabii. Eğer siz burada izleyicilerimize, bu zehkir diyoruz. Şimdi dizilerimizde hep vardı. Evet, özellikle bu, tarihi dizilerle tanıyoruz artık biz bu aletlerin çoğunu. Bu böyle baş parmağa takılır. Evet. Bu herkes kendine göre, bir parmağına göre bunu yapar. Bu akrilikten, ama çok çeşitli malzemeden, işte abonozdan tutun da fil dişine veyahut da gümüşe kadar her şeyden yapabilir. Bu kirişin çok hızlı bir şekilde kaymasını ve isabet hedefi vurmasını sağlıyor. O yüzden kullanılıyor. O yüzden kullanılıyor. Ve bunu kullandığınız zaman 2 daha parmaklarınızın arasına ok yerleştirebiliyorsunuz. Şimdi müsaade ederseniz bir göstereyim tabii nasıl hocam, olduğunu. Tabii hocam, buyurun, çok isteriz. Şimdi bu bizim bir replika. Tanıtalım evet aletlerimizde. Replika bir Osmanlı Türk oku yayı diyoruz. Bunun ayırt edici özelliği ne? Bunlar refleks oklar, şey yaylardır. Ve bunlar yani bu basit bir şey ama 150 libreye kadar güçlü refleks yaylar vardır ki bununla. Ki 16. yüzyılda mesela toz koparan pehlivan, evet, 825 metreye ok atmıştır. 825 metre basit gibi gelsin ama baksak hedefi göremeyiz. Evet. Yani o kadar uzak bir mesafedir. Yani bunlar burada gördüğünüz gibi bir ipek ibrişimle yapılır. Evet. İpek mi olması gerekiyor bu? Muhakkak ipek olması lazım. İpek kullanılmasındaki sebep ne? Sebep peki? Dayanıklı olması. Daha sağlam. Çünkü hayatınız, gerçekten hayatınız bu ipliğe bağlı. Dolayısıyla bunun pamuk ipliğinden olmaması evet, lazım. Evet, pamuk ipliğine bağlı İpek olması lazım. Evet. Bu refleks yay dediğimiz, şimdi normalde böyle gibi düşünün ama değil. Bunu ben ters çevireceğim. Ters çevireceğim. Onun için şu ayağa kalkmam lazım. Tabii, buyurun lazım. Hocam. Buradan bunu takıyorum. Sonra bunu basit ama daha güçlü yaylarda bayağı mekanizmayla çevirmeniz lazım. Buraya ayağımı koyuyorum ki destek almak için. Evet. Evet, epey kompleks bir yapıya sahipmiş aslında hocam.
Gördüğünüz gibi yayım hazır. Oldu. Yayımız hazır oldu. Yayımız hazır oldu. Evet. Burada bir ok var. Onu göstereceğim ama ikisini bir arada tutmuyoruz. Buyurun. Gördüğümüz gibi burada... Oku da gösterebilir seyircilerimize. İsterseniz evet, beyninize de oku alalım. Gördüğünüz gibi bu bir Osmanlı oku. Endamlı ok dediğimiz. Baş tarafıyla teleklerin olduğu kısımlar arasında bir kalınlık farkı olur. Evet. Bu hafif bir oktur. Ve Türk okları hafiftir. Hı. Neden? Çünkü sadağınızda çok sayıda ok taşımanız için. Biraz önce bahsettiğim gibi ne kadar çok hafif ok, tabii o kadar çok ok demek. O kadar. Tabii bu bir gösteri oku. Ucunda gördüğünüz gibi bir kemik temrem var. Normalde savaş okları çok daha farklı ve çok daha öldürücü. Ve yani gerçekten çok etkili ki burada şunu söyleyeyim, 2-3 milimlik bir sacı bile delecek kadar güç aktardığını söyleyebiliriz. Bu savaşlarda kullanılmıyordu ama değil mi? Bu ama gösteri bu okları, evet, gösteri için savaş oklarımı getirmedi. Gördüğünüz gibi eğer ben bu yayı çektiğimde buradaki güç o kadar yüksek ki evet. ve yayı oku çok hızlı bir şekilde sıçramasını sağlar. Görüldüğü gibi bu teknoloji şu zihkir sayesinde çok daha etkili bir hale gelmektedir. Sizin okçuluk sporuna karşı bir ilginiz var mı ben, hocam? Evet, bunu gerçekten müsaade ederseniz anlatmak isterim. Çünkü buyurun. Ok, Türklerin ok konusundaki, yay konusundaki başarılarıyla ilgili bir makale okumuştum. Ve burada 500 metreye kadar etkili ok atıldığını, bunun mümkün olamayacağını evet, düşünüyordum. Evet, 500 metre çok uzun. Mümkün değil diyordum. Yani nasıl böyle bir şey olabilir diye. Ve isabetli olması önemli. Yani sadece oku fırlatmak değil, attığınız zaman etkili olması gerekir. Bunun böyle bir şeyin mümkün olabileceğini anlamak için bu konuda bir araştırma yaptık. Burada tabii Atilla Bir Hoca'nın da tekrar adını zikretmek gerekir. Birlikte böyle bir araştırma yaptık. Evet. Ve kendimize birer replika da olsa bir Türk yayı aldık. Ve bunu ben talim ettim. Ve ondan sonra bu gücü hissettim. Ve gerçekten bu Osmanlı'nın ve Türklerin dünyadaki özellikle savaşlardaki müzafferiyetlerinin arkasında yatan teknolojinin hissini, yani o hissi hissetmiş olduk. Mümkün olacağını da kendi mümkün olacağını da gördük. Tabii ki burada Türkler yavaş yavaş dünyadaki savaş teknolojilerinin değişimini hissetmişlerdir ve bu konuda çok önemli erken dönemde teşebbüste bulunmuşlardır. Ateşli silahları en erken, en etkili ve en yaygın şekilde kullanan ordular Osmanlı orduları olacak. Evet, biraz ok ve yay teknolojisine de giriş yapalım hocam. Olur. Uygulamalı şekilde anlattık ama bir de tarihçesine bakalım. İlk ne zaman kullanılmış Osmanlı'daki ve Türklerdeki konumu ne bu aletin, savaş aletini ve hakimiyetin ve adaletin sembolü olarak geçiyor aynı zamanda ok ve yay. Ok, yay, gerçekten yay üzerinde biraz konuşacak olursak teorik olarak bir şeyler anlatayım. Şimdi bunlar refleks yaylar dedik. Ne dedik? Biraz önce gösterdik. Normal boşken, salınmış vaziyetteyken kullanılacağınız zaman bunu tersine çevirip kirişle bağladığınız zaman buranın önünde ki ortada bir ahşap var. Bunlar genellikle akça ağaçtan yapılıyor. Bir tarafında kemik var, boynuzdan yapılan. Bir tarafında tendon var. Yani bu aşil tendon dediğimiz büyükbaş hayvanların. Bunlar, bu tendonlar alıp iyice ezilir ve
bir şey haline getirir, kurutulur. Ondan sonra tekrar ameliyesi, bir sürü işlemleri var. Ve buraya takıldığı zaman kemik kendisine doğru çekerken tabii ki tendonlar da dışa doğru bir çekim yapacaklar. Böylelikle bu yayın hem sağlam hem de kuvvet bir potansiyel bir güç, enerji depoladığını göreceğiz. Şimdi aslında ortada bir çelik dediğimiz bir kısım var. Şurada görülüyor. Bu aslında birliği simgeler. Burada bir işaret var, kırmızı bir işaret. Bu yayın asimetrik oluşunu inceler. Yani tam ortasına takmayız şeyi. Oku. Bunu bir gösterirseniz hocam. Evet, tabii. Biliyorum. Şöyle. Bakın. Dikkat ederseniz tam üstüne takmadım. Ama neden ben, tam üstüne takılmadı? Çünkü bunlar nişan alma, isabet meselesi. Ama elim tam ortada duruyor ve oka tutunmuyorum. Ok burada serbest duruyor. Bu onun adeta bir kılavuzu gibi, bir yivi gibi. Ben okum parmağımla oka istikamet verebiliyorum. Oradaki arkadaş biraz tehlikeli evet, ama. Evet, biraz kameraman arkadaşımız şu an tedirgin olmuş olabilir ama. Evet. Daha demin de bir bana doğruldu, ben de bir tedirgin oldum. Ama bunlar öldürücü değil. Evet, çok şükür. Çok şükür. Gösteri amaçlı sadece. Gösteri amaçlı. Burada bir teknoloji var gerçekten. Burada bilim var. Bilim dediğimiz zaman da okun nereye gitmesini istiyorsak ona göre açı vermemiz lazım. Elimizde açı vermemiz lazım. Bunun için yapılan hesaplamalarda eğer bir oku en uzak menzile etkili atmak istiyorsanız 36,5 derecede oku yönlendirmeniz lazım. Yani şöyle bir yapmanız lazım. Ancak en yükseğe çıkarmak istiyorsanız onunla 45 derecenin üstünde tutmanız gerekiyor. En uzağa atmak istiyorsanız ona göre dediğim gibi daha yani burada açı hesabı, menzil hesabı yapmanız gerekiyor. Evet. Aynı şekilde oklar da mesela amacına göre değişiklik arz ediyor. Eğer bir savaş okuysa daha demir uçlu oluyor. Bir menzil okuysa ergonomik oluyor. Burada gördüğünüz gibi. Çünkü ok havada o kadar büyük potansiyel enerji oka geçip kinetik hale gelince ok havada yalpalayarak gider. Ama biz onu düz gidiyormuş gibi görürüz. Evet. Çok hızlı bir çıkışı söz konusudur. Arkasında yön vermesi için telekler var. Bunlar da organik şeylerden, yani hayvan tüylerinden, kartal tüyünden vesaire yapılır. Bir özelliği de söyleyeyim. Osmanlılarda mesela bunu söyleyebiliriz. Her savaşçı, savaşa giden her asker kendi yayını, kendi okunu kendisi yapar. Çok önemli bir bilgi. Çok önemli bir bilgi. Evet. Çünkü aslında kılıcını da aynı şekilde kendisi yani yapar. Yani herkes bu bilgiye sahip miydi o zaman askerlerde? Herkes bu bilgiye sahip. Çünkü okçuluk ayrı bir meslek. Çünkü ancak insanlar benim yaşıma geldiklerinde iyi bir okçu olabiliyorlar. Çünkü şöyle düşünün. At üzerindesiniz. Geriye dönük ok atıyorsunuz. Ve tek şansınız var. At üstünde hareketli bir hedefi vurmak zorundasınız. Bu o kadar büyük bir ihtimali, olasılığı bulmanızı gerektiriyor ki. Dolayısıyla bu ustalığı kazanmak uzun yıllar bununla uğraşmayı gerektiriyor. O yüzden bir Osmanlı süvarisi veyahut da savaşçı ben tirendazım veya ok atıyorum diyorsa bu onun epey bir ilerlemiş yaşa sahip olduğunu gösterir. O yüzden Osmanlılar ok ve yaya her zaman büyük bir kutsiyet vermişler gerçekten. Hatta bunun adalet atfedilmesi de aslında bunun bir göstergesi. Çünkü savaş meydanlarından kalktıktan sonra dahi
Hatta erken dönemlerde Fatih Sultan Mehmet Han okçuluğun devam etmesi için ok meydanında bir okçuluk tekkesi kuracaktır. Bütün ok meydanını bu tekkeye bağışlayacaktır. Yani vakfedecektir. Okçuluk vakfı o zamandan kurulacaktır. Ve kayıtlara göre şöyle bir ibare var. Üzerinden göçmen kuş dahi geçmesin diyecektir. Ya o kadar büyük kutsiyet atfedecektir buraya. Ve Osmanlı yay ve ok geleneği savaş şeyinde ikinci plana düşse dahi Cumhuriyet'e kadar devam edecektir. Ve burada Mustafa Kemal Atatürk de ilk kurmuş olduğu sporlardan biri de okçuluk federasyonu olacaktır. Evet. Ve o zaman Osmanlı okçuları mesela Necmettin Bey Okyay soyadını alacaktır. Necmettin Okyay olacaktı ki kendisi de o şeyin okçuluk kulübünün mensuplarından biridir. Çok güzel ok atar, yay çeker. Hı hı. Çok büyük bir hattattır. Yine evet. Birçok şey. Burada eski Türklerden kalan. Evet. Bunu özellikle yani bu milattan sonra 5. yüzyıla ait bir evet. şey. Bronz heykel. Orta Asya'da step işte Türk Bozkır şeyinde Türklerin gördüğünüz gibi süvari olarak ve özengili bir at süvarisi olarak ki dünyada o zaman özengi diye bir şey bilmiyor kimse. Varsa başka da gösterebiliriz. Evet, alabiliriz. Tatarya'yı diyorum. Tatarya olarak geçiyor. Ha, burada özellikle bu siyah kalem Mehmet Mehmet'in yapmış olduğu cinler ve insanlar arasında önemli bir eser. Bu 13. yüzyıla ait. Çok önemli bir eser. Burada gördüğünüz gibi ok, yay evet. ve diğer silahları insanların daha üstte bir yerde bir kutsiyeti olduğunu görüyoruz. Burada kurulu bir yay var ve işte sadağın evet. içerisinde oklar var. İnsanları ve cinleri temsil eden bir görsel mi? Evet. Bu Topkapı Sarayı'nda tek nüshadır. Gerçekten üzerinde şimdi çalışmalar yapılıyor. Tez olarak yapılıyor. Bir medeniyeti bize çok anlatan bir eser bu. Sonra evet. diğer görsellerimizi alalım. Ve Fatih Sultan evet. Mehmet ateşli silahları etkin bir şekilde kullanmaya başlayınca bilhassa topları İstanbul'un fethinde Necmettin Okyay'ın evet. gördüğünüz gibi oturarak çekmiş olduğu yay burada gördüğünüz gibi yaklaşık 20 derece o kadar bile değil daha az bir derecede oku fırlatıyor. Peki neden oturarak çekiyor bu yayı? Değişik atış şekilleri var. Var mı? Yani var. Bu şekilde de oturarak Oturarak ve ayakta atılan oklar var. Burada gördüğünüz gibi Necmettin Bey Necmettin Okyay da bu şeyin içerisinde ok kulübü, okçu kulübünün içerisinde. Evet. Evet. Bunlar hepsi Osmanlı zamanından evet, kalma yaylar. Ne yazık ki çok kalmadı. Günümüze çok ulaşmadı. Bunun sebepleri farklı. Onu soracaktım ben. Şu an gençler arasında aslında yaygın olan bir spor haline de geldi. Evet. Özellikle evet. okçuluk vakfı özellikle var. Okçuluk vakfını yeniden ihya eden evet. bu vakfa emeği geçen bu vakfa evet okçuluk okçular tekkesinin olduğu bu da 1814'te zannediyorum İsveç Büyükelçisi'nin yapmış olduğu bir resim. Orada Okçular Tekkesi'nin en erken dönemdeki resmi. Yani bize ulaşan resimleri. Okçular Tekkesi mi burası? Burası Okçular Tekkesi evet. Ok meydanında. Bugünkü olduğu yerde. Evet. Orada hem mescit, namazgah ihya edildi. Yani evet burada gördüğünüz gibi gerçekten emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. Çünkü bu atasporu. Evet kesinlikle. Ve bunu bir şövalye ruhuyla yaptıklarını söylemek gerekir ki Fatih Sultan Mehmet'in bize armağanıdır, emanetidir okçuluk. Evet.
Evet. Burada tabii menzil okçuluğu da söz konusu Osmanlı'da. Menzil okçuluğu ne demek? Ya bu işte tam spor. Burada burası ok meydanı. Burada da menzil taşları da o zaman menzil dikiliyordu. Menzil taşları da o zaman dikiliyor. Bakın burada gördüğünüz gibi ok meydanından belli rüzgarlarda gördüğünüz gibi bakın birinci sıradaki ok asimetrik oku görüyoruz değil mi? Alt tarafı üst tarafıyla aynı eşit değil. O el kabza yani tuttuğunuz kabza kadar bir fark vardır. Şimdi burada oku en uzağa atmak sporun mesele. Adı bu. Mesele bu. Dolayısıyla belli bir merkezden en uzağa attığınızda ve ölçümcüler gelip ölçtüğünde yeni bir rekorsa yani oku en uzağa attıysanız oraya isterseniz bir menzil taşı dikiyorsunuz. Nişan taşı da deniyor aynı zamanda. Nişan taşı tüfekler için. Tüfekler için. Menzil o menzil taşları da sadece oklar için. Oklar için oluyor. Gördüğünüz gibi bir yere sepet konmuş, ok oraya isabet etmiş. Dolayısıyla oraya isterseniz tabii bu biraz da maddi gücü gerektirir. Mesela padişahların hala günümüze ulaşan görsellerimiz de vardı. Burada işte yine bahsettiğimiz İsveç Büyükelçisi'nin yazmış olduğu kitapta tabii bu hepsi bir arada değil. Elçi bunları görmüş, hepsini bir araya koymuş ama aslında hepsi farklı yerlerde. Bu konuda ulaşılamayan en büyük rekor toz koparan pehlivana aittir. O da o günün 1250 gezdir. Yaklaşık 825 metreye tekabül eder. Düşünün bir çubuk parçasının bir okun bu görmüş olduğunuz yayla 825 metreye ulaşması muazzam bir güç ve muazzam bir tekniği gerektiriyor. Dolayısıyla günümüzde ne yazık ki bilhassa 1970'lerden sonra ok meydanı talan edildiği dönemde ne yazık ki bu nişan taşları da çok büyük tahribata uğradı. Yani çok acı manzaralarla karşılaştık. Biz bunların hepsini tespit ettik. Ama Allah'a şükür ki günümüzde bunlar hem kıymeti anlaşılıyor hem de korunuyor. Hem de atasporu okçuluk bir şekilde yeniden canlandırılıyor. Gençlere tavsiye ederiz. Farklı bir dünya çünkü bu. Evet burada görmüş olduğumuz çok acı bir durum. Evet yanında bir... Yanında Sultan Mahmud'un zannediyorum yapmış olduğu muazzam bir... sanat eseri var ve bu sanat eserinin hemen yanında nedir? İşte balkonda çamaşırlar. Yani çok muhtemelen acı bir şey. Orada yaşayan insanlar onun bir menzil taşı olduğunu bilmiyordu. Bilmiyorlardı. Fark etmezdi. Yani bilmiş olmaları da. Evet. Çünkü bu geçmişten kopuş çok ciddi bir zarar verdi. Evet. Burada gördüğünüz gibi artık savaş meydanlarında değil nedir? Spor olarak. Spor olarak. Bir atın üzerindesiniz. Bakın at 4 nala ve siz çok yüksek bir kulenin sırın tepesindeki bir kabağa nişan alıyorsunuz ve onu vuruyorsunuz. Bu padişah kendisi 2. Beyaz zannediyorum hedefe atıyor. Bir sonrakinde mesela Yavuz Sultan Selim aynaya ok atıyor. O çok önemli. Aynaya. Evet. Çünkü camı kırmadan öbür tarafa geçirmeniz lazım oku. Keza burada Kanuni Sultan Süleyman'ı görüyoruz. Evet. Yok Selim, Sultan Selim, 2. Selim'i görüyoruz. Parmağında da yüz şeyi var. Parmağında da gördüğünüz gibi zihkirini görüyoruz arkadaşlar. Burada şehzade avlanıyor. Evet. Bir Göktürk savaşçısının bir şeyi vardı, figürü. Evet hocam, bu konu hakkında başka söylemek istedim. Gençlerde hocam zaten örnek alıyor. Mete Ok'ta olimpiyat şampiyonu geldi. Mete Gazoz, o da önemli bir sembol oldu. Önemli bir sembol oldu.
Zaten aslında okçulukta pek Türkleri kimsenin yeneceğini ama neyse atasporu unuttuk bunları. Spor tabii, haline gelmesi ne zamandan itibaren oluşuyor? Fatih Sultan Mehmet Han. Yani okçuluk kulübü diyelim. O zaman okçuluk tekkesini kurduğu zaman burada evet bu çok önemli. Neden? Artık diyor ki savaş meydanlarından çekildi. Tüfekler geldi, toplar geldi ama unutulmasın. Çünkü Türklerin Anadolu'ya kadar ulaşmasının arkasındaki, Viyana'ya kadar gitmesinin arkasındaki esas güç ok ve yaydır diyecektir. Tabii çok geçmeden hemen bu şeyler, fitilli tüfekler de gelecektir. Osmanlılar'da tabii ki artık fitilli tüfek dediği Osmanlılar dönemine gelecektir. Ve burada geliştirildiğini görüyoruz. Pardon. Yani şöyle, o Avrupa'daki kullanırken ortaya çıkan arızaların yavaş yavaş giderildiğini görüyoruz. Ve burada daha rutubetten etkilenmeyen fitillerin kullanılması, daha hızlı doldurulması, daha kaliteli barutun kullanılması bunlar kullanılıyor. Ama burada en önemli gelişme tabii ki toplarda ve havancı yani balistik toplarda karşımıza çıkıyor. Evet. Fatih Sultan Mehmet bizzatihi kendisi topla ilgileniyor ve balistikle ilgileniyor. Evet, İstanbul'un fethinde de zaten Şahi topları çok önemli bir rol oynuyor ve Fatih Sultan Mehmet'in önderliğinde Türk mühendisleri tarafından yapılıyor. İsterseniz Şahi toplarını dinleyelim bahsedelim. Sizden son 10 dakikamız kaldı. 10 dakikamızda da Şahi toplarını konuşalım. Şimdi yani nasıl söyleyeyim, işte 1000 yıldan beri fethedilemeyen İstanbul nasıl oldu da fethedildi? Tabii burada yani Sultan 1. Murat'tan itibaren bütün Bizans'ı kuşatma harekatına baktığımızda en son buna Fatih Sultan Mehmet Rumeli Hisarı'nı kurmasıyla son şeyi harekatı da yapmış oldu. Çünkü Bizans hapsedilmiş oldu. Dışarıdan herhangi bir yardım alamaz hale geldi ve kendi içerisinde bir kuşatma içerisinde kaldı. Ancak yıkılmaz surları yıkacak bir yeni icada ihtiyaç vardı. Bu yeni icat da Fatih Sultan Mehmet'in yani öngörüsüyle oldu. Şahi toplar dediğimiz çok büyük toplar bunlar. Büyüklüğünü belki net bir şekilde izleyicilerimizin canlandırabilmesi için anlatmam. 5 metrelik toplardan bahsediyorum. Ve yaklaşık çapı, namlu çapının 1 metre olduğunu düşünün. Ve 250 kiloluk gülleler attığını düşünün. Ve bu topların çok sayıda kullanıldığını düşünün. Böylelikle İstanbul önce işte Edirne Kapı ve Topkapı tarafından geçilen hücumlarda kaleler yıkılmıştır, surlar yıkılmıştır. Surlar yıkılır yıkılmaz tamir edilmektedir ama o kadar hızlı yıkıldığı için sonunda oradan bir gedik açılacaktır ve bizim de tarihimize mal olan Ulubatlı Hasan'ın şehadeti de orada. Şunu unutmamak lazım. Tabii Ulubatlı Hasan bir simge. İnsan. O sırada çok şehitlerimiz oldu. Hatta bugün bile hiçbirimizin hatırlamadığı, bilmediği birçok gazi şehitlerimiz orada. Ama İstanbul kuşatmasında ilk şehit olan 7 tane Müslüman Osmanlı askeri. Bugün kabirleri Yedikule yakınlarında hemen oradaki metro istasyonunun yanındadır. Hiç bilmiyoruz. Oraya vaktiyle Sultan Abdülmecit bir kabristan yapmıştır. Üzerine de bir gerçekten bir kitabe koymuştur.
Ama bunu bilmemiz lazım. Çünkü onlar sayesinde bugün İstanbul, o vefamızı onlara göstermemiz lazım. Buradan da Sayın Zeytinburnu Belediye Başkanımıza bir belki ipucu vermiş oluruz diye şey yap. Yani burada şahit toplar tabii ki de yani barut kalitesi de önemli. Şimdi bir soru var. Peki bu toplar nasıl geldi buraya? Evet. Ve şöyle bir ilginç bilgi okumuştum. Denemesi yapılacağı zaman Edirne'de olmuş ve Fatih Sultan Mehmet tellallarla halkı uyarmış. Çok fazla gürültü çıkacağına dair. Evet. Ve şahi top geleneği Viyana'ya kadar yani 17. yüzyıla kadar çok etkili bir şekilde kullanılmıştır. Hı hı. Çok etkili. Burada tabii ki taşıma söz konusu olduğu zaman Fatih Sultan Mehmet topu ikiye bölmüştür ve burgulu top yapmıştır. Tarihte ilk defa. Çünkü bahsettiğiniz gibi 5 metreye 1 metre çapında külçe bronz düşünün ağırlığını ve bunu taşımanın daha taş yol yok şey yok tır yok. Evet. Bunu çok meşakkatli bir şey olduğunu da bilmek lazım. Dolayısıyla topu ikiye bölmüştür ve savaş meydanında bu burgular halinde. Bunların tek örneği o da şu anda Londra'da sergileniyor. Evet. Ne yazık ki Sultan zannediyorum Sultan Abdülaziz bir Queen Victoria'nın çok ya, tam ismi tam çıkaramıyorum. Talebi üzerine ne istersiniz size hediye? O da burgulu topu istemiş. Yani o kadar farkındalar işin. Ve biz de onu hediye etmişiz oraya. Orada korunuyor. Ama şu anda İstanbul'da birçok yerde bu şahi topları görmek mümkün. İşte Dolmabahçe'de evet. Var. Eyüp Sultan'da, meydanda var. Ve birçok yerde var. Kıymetini bilmemiz lazım bu topların. Gerçekten çok önemli. Gülleleri var. Topkapı surlarında gülleleri var. Bunların da kıymetini bilmemiz lazım. Biz silahlarımıza, ata yadigarlarımıza biraz ilgisiz kaldık. Ben 1876-77 yıllarında o dönemin gazetelerinde bir ilanla karşılaştım. Bu ilan gerçekten tüyler ürpertici diyebiliriz günümüz için. Bir İngiliz gemisi geliyor ve burada demirliyor. İlan şöyle. Nedir? Ata yadigarı silahlarınızı getirin. Değerli fiyata alıyoruz diye. Kılıç olabilir diyor. Kalkan olabilir diyor. Top, tüfek neyiniz varsa diyor. Ve gerçekten bu ilan tüyler ürpertici yani ve çoğu satmış tabii ki o günün ekonomik şartları altında. O yüzden günümüze çok az sayıda Osmanlı döneminden askeri teknolojiye ilişkin eser kalmıştır. Peki bu silahlar yurt dışına mı gönderilmiş? Onlar da alıp bunları erittiler tabii. Demirinden, şeyinden istifade ettiler ama özellikli olan silahların gerçekten müzelere gittiğinden de eminim. Çünkü bizdekilerden daha çok onlarda bizim silahlarımıza ilişkin eserler mevcut. Bizde Topkapı Sarayı'nda ve diğer saraylarımızda seremoniyel yani padişahlara özgü eserler kalmış ama gerçekten kullanılmış otantik eserlerin bulunması çok zor ve çok değerli bu konularda insanlar gerçekten para harcayarak gidip kendileri müzayedelerden bunları toplamaya çalışıyorlar. Evet, toplar bu şekilde gelişirken 17. yüzyıla geldiğimizde bir şey fark ediyoruz. Bu hususu belki ifade etmek de faydalı çünkü Osmanlı savaş teknik ve taktikleri karşısında bocalayan Avrupa yeni taktikler geliştiriyor. Burada bir husus ayırt edici bir özellikti. Bunlardan birisi bir Osmanlı süvarisinin çok fonksiyonlu olarak
yola çıkmaz. Yani atında kalkanı var, mızrağı var, tüfeği var, ondan sonra kılıcı var, oku var, yayı var, gürzü var. Pek çok çeşit silah kullanıyor. Evet. Adeta bir ordu gibi. Evet. Tek kişilik bir tek ordu. Tek kişilik gibi. Bir ordu gibi. Ve savaşın gidişatına göre kendisi de inisiyatif alıp yararlılıklar gösterebiliyor. Ama karşısındaki ordu da tek bir asker gibi hareket eden bir ordu. Hepsi aynı anda adım atıyor, hepsi aynı anda ateş ediyor, hepsi aynı anda ok atıyor. Yani burada binlerce ordudan oluşan bir bireysel ordudan oluşan bir orduyla tek başına hareket eden bir askerin, çok güçlü bir askerin mukavemeti karşılaşması görülebiliyor. Ve 18. yüzyıla geldiğimizde daha önce de adı geçmişti. Vauban isimli bir mühendis Fransa'da çıkıyor ve Türkleri durdurmanın yollarını keşfettiğini söylüyor ve fortifikasyon dedikleri yani istihkamlar yapmaya başlıyorlar. Ondan sonra Türkler için Avrupa biraz daha zorlaşıyor diyebiliriz. Evet. Böyle bir geçiş var ama bu arada silah teknolojisi de gelişecektir. Artık fitilli şeyler çıkıp çakmaklı tüfekler gelişecek. Daha sonra tüfeklerin ucuna süngü takma usulü ortaya çıkacak. Ve daha sonra toplar küçülecek. Etkileri artacak, daha seri ve daha hafif toplar yapılacak ve ne zamana kadar? Demir çağı gelinceye kadar. Evet. Demir çağı geldikten sonra artık savaş ve silahların ordular ve askerler değil, kitle imha ya doğru evrildiğini görüyoruz diyoruz ve artık programımızı noktalıyoruz. Programımızın sonuna geldik hocalarım. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ayrıca ayaklarınıza sağlık diyorum. Evet, Ufuk Çizgisi programımızın bu hafta sonuna geldik. Bu hafta savaş teknolojilerini konuştuk ama ben Hemingway'in Silahlara Veda isimli kitabından alıntıyla bitirmek istiyorum. Savaştan beter bir şey yok ki diyor Hemingway. Sevgiyle kalın.